emektarları, Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve gazetemizin değerli yayın yönetmenleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün anlamlı bir gün. Aslında biz bu toplantıyı daha önce yapacaktık. Yani basınla bir tanışma ve bir görüşme, ama atandığımızdan bu tarafa çok yoğun bir süreç geçiriyoruz. Önce mahalle delege seçimleri, arkasından ilçe kongreleri derken yoğun bir döneme geldi. Bugün de anlamlı bir gün olduğu için yan yana gelelim. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayalım, hem de birlikte sohbet edelim anlamıyla bir araya geldik. Tabii şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. 30 Ağustos Zafer Bayramı aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu demektir. Neden? Çünkü Lozan'ın önünü açan 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kuruluşuna sebep olan Lozan'dır. O yüzden bu kadar kuruluş felsefesinin içinde olan bayramların özellikle Türkiye Cumhuriyeti logosu altındaki birimler tarafından daha canlı yapılması gerektiğine inanıyoruz. Yani mutlaka bütün bayramlarda halka açık çalışmalar yapılmalıdır, ama özellikle bu ulusal bayramlarımızın da, yani ücretsiz diğer bayramlarda nasıl vatandaşlar taşınıyorsa veya meydanlarda nasıl kalabalıklar oluşturulması için etkinlikler yapıp sahneler kuruluyorsa, bugün de kurulması gerekirdi. Bu konuda ben sitemlerimi de bildirmiş olayım. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ulusal bayramlarını, değerini olabildiği kadar yükseltmemiz gerektiğine inanıyorum. Geldiğiniz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa, dediğim gibi bu aslında bir tanışma programı gibiydi ama anlamlı günle birleşince bayram mesajımızı iletmiş olduk. Sorularınız varsa geldiğimizde bu tarafa yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili o soruları yanıtlamaya çalışacağım. Tabii. Şimdi bizde kongre sürecinin başlangıcı mahalle delegesi seçimleriyle başlar. Yani mahallede üye olanlar orada temsil etmek adına delege dediğimiz üyelerimizi seçerler. İşte onun sayısı vardır. 50 oya bir delege şeklinde olur. Seçilen mahalle delegeleri ilçe yönetimlerini ve ili delegelerini seçerler. İlde seçilen il delegeleri de il yönetimini, üst kurultay delegelerini ve disiplin kurulu seçerler. Seçilen kurultay delegeleri de genel başkanlık, parti meclisini ve genel başkanı seçerler. Bu anlamda biz mahalle delegeleri seçeceğiz. Bir ilçemiz haricinde bitirdik. İlçe kongrelerimizde 16 ilçeden 12 tanesini bitirdik. 4 tanesi kaldı. Bir ilçemizde sıkıntımız var. Mahalle delegesini yapamadığımız bir ilçemiz var. Orada da hoş olmayan olaylar oldu. Tabii 30 Temmuz bizde seçim takvimi genel merkezce belirlenir. Yani ilin belirlediği bir sistem değildir. 30 Temmuz'da mahalle delege seçimlerinin bitmesi gerekiyordu. 30 Temmuz'da Melikgazi ilçemizde mahalle delege seçimleri yapılamadı, bitirilmedi. Daha doğrusu bitirilemedi. Böyle olunca da biz üst yazıyla Merkez Yürütme Kurulu'ndan ek süre verilmesi ve mahalle delege seçimlerinin yapılmasıyla ilgili bildirimizi, genelgemizi de gönderdik. Ama daha bugüne kadar Merkez Yürütme Kurulu tarafından bize ek süre verilmedi. Ek süre verilmediği zaman da mahalle delege seçimi yapamıyorsunuz. Bu anlamda eğer MYK'dan bir karar çıkarsa ek süreyle ilgili, biz Melikgazi ilçemizin de mahalle delege seçimini yapıp bu anlamda kongrelere gireceğiz. Dediğim gibi sadece bir ilçemizde mahalle delege seçimi yapılamadı. O da dediğim gibi artık ilin, yani şudur, mahalle delege seçimleri ilin dahilinde değildir. İl sadece gözetmen gönderebilir. Yapıp yapılmamasına karar veremez, ama orada yapılan bir sıkıntı, sorun varsa il o zaman bunu rapor haline getirir, öyle bir karar alır. Bu anlamda dediğim gibi ayın 8'inde son ilçemiz Pınarbaşı'nın var. Bittikten sonra 2 gün itiraz süresi, arkasından da 15 gün seçim kuruluna il kongresi olmadan önce bildirilmesi gerekiyor. Bir an önce il kongresinde ilçelerimiz bittikten sonra, yasal itiraz süresi bittikten sonra dilekçemizi verip hemen il kongresi yapacağız. İl kongrelerinde 15 Ekim'e kadar bitmesi gerekiyor. İl için aday mısın? İl için arkadaşlarla karar vereceğiz, ama şu anda aday sayısı söylediğinizde herkesin yorumladı. Arkadaşlarımızdaki genel kanı da o. Devam etme yönünde. Vatandaşlarımıza, partilerimizdeki düşünce de o. Biz arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız. Çünkü atanırken ben arkadaşlarıma şu sözü verdim. 3 aylığına atandık. 3 ay sonra belki hiçbirimiz burada aday olmayacağız veya hepimiz birlikte olacağız. Devam etmek isteyen bütün arkadaşlarla devam edeceğiz diye konuştuk. Biz o konuyla ilgili özel bir toplantı yapacağız. Arkadaşlarımız
belki de biz aday olmayalım, görevimizi tamamladık diyecekler. Veya başkanım siz aday olun, biz affımızı istiyoruz da diyecek. Veya tam tersi 24 arkadaşımızla birlikte devam edeceğiz. Onu biz birlikte karar vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bence demokrasinin en güzel örneklerinden birisi de budur. Birlikte karar verebilmektir. Tabii diğer partilerin iç işleri bizi ilgilendirmez ama biz iki günde kongreleri bitiremeyiz. Biz iki ay olmasına rağmen halen daha il yönetimini açıklayamayan bir parti değiliz.